ün ve çimento fabrikası ile ilgili. Hatta şu an Çakır Medya ve Aylık TV sayfalarında, sosyal medya hesaplarında da anketimiz var. Bu ankete de katılabilirsiniz. Şu an bizleri izleyen Evet. izleyicilerimize de buradan duyurmuş olalım efendim. Anketi muhakkak bekliyoruz. Çünkü sizlerin görüşleri bizim için değerlidir. Buradan o görüşlerinizi aktarmaya çalışacağız elimizden geldiği kadarıyla. Evet. Şimdi dönüyorum yine Ünye Çimento Fabrikası'na. Son zamanlarda gündemde olmaya başladı. Bunun da nedeni Ünye'de kazanıp Ünye'ye katkısı olmaması yönünde Evet, tepkiler vardı. evet. Özellikle en büyük tepkilerden bir tanesi buydu. Yine çevrede yaşayan insanlar çimento fabrikasının gerek zaman zaman dinamit patlatmalarından gerekse çalışma şeklinden rahatsız olduğunu dile getiriyor zaman zaman. Bununla ilgili sohbetimize başlayabiliriz. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Biz hiçbir zaman Ünye'nin menfaati dışında hiçbir olayın içinde olmayız. Olmamıza da olmayız. Çünkü neden? Biz bu sistemde bazı yanlışları gördüğümüz için bu meslekte sesimiz halkın sesi ve kamuoyuyla bürokrasinin sesini birleştirmek adına girmiş bulunuyoruz. Yani bu mesleğe biz 10 yıla yakındır içerisindeyiz. Tek gayemiz, tek amacımız buydu. Şimdi cümleleri konuşurken seçiyorum. Niye seçiyorum derken yani konuştuğumuz cümleler çok enteresan taraflara gidiyor. Bizim kafamızda kurgulamadığımız şeylere bize karşı kurgulayan insanlar çıkıyor maalesef. O yüzden de düşünmede, ağzımdan çıkanı düşünmede de fayda olduğuna inanıyorum. Şimdi Ünye Çimento, şimdi gazetecilikte şöyle bir durum var bakın. Acaba ne istediler de bunlar yazıyorlar gibi durumlar söz konusu. Bu şu anda bizim için denmedi ama genel algı budur. Ne yazık ki gazeteci arkadaşlarımız da maalesef bazıları, hepsini demeyeyim, bazıları bu duruma getirmiş durumdalar. Zira kendileri evlerinde çocuklarına götürdükleri ekmeğe varıncaya kadar yani başkalarını tehdit boyutlarıyla ve yazarak çizerek bu işleri gündeme getirerek para kazanan kazanma yoluna gitmişlerdir. Bizde öyle bir şey yok. Biz tamamen Ünye'nin menfaatler ölçüsünde haberler yapıyoruz. Bakın beni kaç kişi aradı? Bunların başında Sayın Hasan Şimşek geliyor. Hasan Şimşek de Ünye'nin önemli isimlerinden biri. Çimento ile olan mücadelesini ben biliyorum. Hatta geçenlerde bir köşe yazısını yayınlamıştık. Çimento'yu biz geçen sene ne dedik? Bir proje yapın. Siz de şahitsiniz, doğru mu? Evet. Geçen sene dedik ki Ünye Çimento'ya biz bir proje yapın. Bu projenin içerisinde yeşillendirme olsun, doğayla barışık bir proje olsun. Aynı zamanda Ünye Çimento'yu Ünyelilerle barıştırırsın diye bir proje teklifinde bulunmuştuk. Kendilerine yapın yani bunu demiştik. Bunu yapın. Çünkü gerçekten Ünyeli övündüğümüz, Ünye'nin sahiliyle övündüğümüz mekanlarda, caddelerde, şeylerde, kaldırımda oturduğumuz zaman banklarda direkt karşımıza rezil bir durum çıkıyor. Bakın bir bakıyoruz Ünye'nin o resim var mı? O kenara alalım. Ünye Çimento ile ilgili bir fotoğraf. Bizim oturduğumuz yerden çektiğimiz resim o. Oturduğumuz yerden 100. yılından çektiğimiz bir resim. O resimde ince ayrıntılar var. Onları da gündeme getireceğim. Kenara koyarsan sevinirim. Şimdi Yunus Bey, siz bir Ünyelisiniz. Evet. Yani şunu düşünebiliyor musunuz? Ünyeli'nin dışarıdan misafiri gelip de orayı gösterdiğinde utanmayacağını tahmin edebiliyor musunuz o manzara karşısında? Öyle bir şans yok. Hani utanmama gibi bir şansınız yok. Ben yaşadım. Şehir dışından misafirlerim geldi, müşterilerim geldi. Ünye'de Çakırtepe'ye çıktık. Manzarada çay içiyoruz, yemek yiyoruz. Şu manzarayı gördük. Şimdi bana müşterimin dediği şu. Deniz çarşaf gibi Evet. masmavi. Bir tarafa bakıyorsunuz yemyeşil. İki şey söyledi bana. Birincisi bu binaları dedi. Hani yukarıdan bakıldığı zamanki binalara keşke tek tip yapabilseniz bir kentsel dönüşüm mü yapacaksınız? Ne Evet. yapacaksınız yapın ama bunu yapabilseniz. İkincisi abi o karşıdaki yeşili ne yaptınız siz dedi. Bak. Ben de dedim yeşil fazla geliyor bize onun için biraz dedim değiştirdik dedim. Şimdi Şimdi utanıyorsun ister istemez utanıyorsun. bizim beklentimiz Ünye Çimento'dan bir projeydi. Burayı yeşillendirilen, baktığımızda güzel bir görüntü verilen ve Ünye'nin geleceğine de imza atacak bir proje istedik. Ama maalesef kendileri yanaşmadı. Biliyorsun para her şeyden kıymetli. Halbuki öyle değil. Öyle değil. Eğer
Para kazanırsın, sorun değil. Ama yenecek ortamı bulamazsan, sağlığı bulamazsan paranın hiçbir kıymeti yok. Şimdi bir arkadaşlar Ünye Çimento'nun kendi sitesinde bir yazı vardı. Onu bir alalım. Bakın ne demek istediklerimizi görürsünüz. Bakın burayı okuyabilir miyiz? Toz emisyon indirgeme faaliyetleri kapsamında klinker elektrofilis filtresinin torbalı filtreye dönüştürme projesi. Az biraz geri al. Geri al, yanları göremiyoruz. Tam göremiyorum şu an. Ha. Tamam. Biraz daha geri al. Tamam. Bir tık daha geri alalım. Fabrikamızın klinger soğutucu ünitesinden atmosfere salınan atık havanın içerdiği toz partiküllerinin filtrasyon operasyonunun koordinasyonu kapsamında yapılan torbalı filtre dönüşüm projesiyle klinker hattında toz emisyonu minimum seviyeleri indirgemek hedeflenmiştir diyor. Bunu hatta 2017 yılı başında yapılacak olan döner fırın revizyonunda devreye alınacaktır demiş 2017 yılında. Kaç yıl geçti? Bu sistem devreye girdi mi peki? 5 yıllık bir süreç bu. İşte girip girmediğini ben göstereceğim. Girip girmediğini ispat edeceğim. Planlanan evet. Planlama bu. Hatta ne demiş? Yatırım kapsamında filtreye ait iç donanımlar kaldırılarak sıcak havanın tamam, neyse. İçerdiği çok şey uzatmaya gerek yok. Bize dön. Şimdi bu yazı de devreye girmesi. Şimdi bu yazı revizyonda. Bu yazıyı yazan, bu yazıyı bizim bulduğumuz yer Ünye Çimento'nun kendi sosyal sitesinde bulunan yazı. Yani burada diyor ki biz doğayla barışırız. Doğaya zarar vermemek için klingeri en az geri şeylere indirdik. Tozumasın, çevreye zarar vermesin diye. Şimdi görüntüyü alalım. Fotoğrafı. Diğer fotoğrafı. Çimento fotoğrafını. Bakın bunun aynı zamanda video görüntüleri var. Büyütelim. Bizi kaldır. Bakın. Bakın. Evet. Vatandaşlar bacaya dikkat ediyor. Bacadan çıkan buhar. Yanılıyorlar. Şu yandan çıkan klinger. Yandaki o depolama sahası ve klinger. 2017'de yapılacağını söz verdiği, doğaya zarar vermeyecek dediği 100. yıldan çekilen görüntü bu. Klinger. Şimdi soruyorum, bana dönebilirsin. Soruyorum. Yani fabrikanın o bina, yan taraf. Binanın hemen sol tarafında. Evet, sol taraf tabii. Oradaki, orada depolama alanı. Oradaki toz. Aynen. Şimdi lafınızı kesiyorum. Şimdi ben bu işlerin içindeyim. Evet. Sanayi tesislerinin içerisindeyim. Ben de bu işin içinde olan bir insanım. Şimdi filtreleme sisteminde benim kendi yaptığım işte mesela ne vardı? Yan tarafa küçük yine alalım sulu arkadaşlar. Filtreden geçirirdik biz evet. Bacadan çıkacak olan gazımızı, dumanımızı. Sulu filtreden geçirirdik, işlem görürdü, dışarıya buhar çıkardı. Evet. Bugün şimdi zaman zaman karşımıza çıkıyor. Akçay'da bunlar Kastamonu entegre. Evet. Şimdi bazen diyorlar ki buradan çok duman çıkıyor. Duman değil, buhar o. Evet. Buhar olduğunu nereden anlarsınız? Duman bacadan çıkar ve çöker. Şimdi bacadan çıkıp da çökmüyorsa, havada dağılıyorsa bu buhardır belli. Ünye Çimento Fabrikası'nda zaman zaman fotoğraflar yayınlanıyor. Biz de görüyoruz. Ya işte filtreyi kapatlar mı? Hayır, kapatmıyorlar. Ya filtreyi kapatma şansı yok. Orada çıkan buhardır. Soğuk havada daha fazla kendisini belli eder. Sıcak havada şimdi kendisini belli etmez. Ama sizin çektiğiniz, gösterdiğiniz fotoğrafta mesela o fotoğraftaki tozdur. Toz. Toz klinger, ayrı klinger tozu tamamen çok çok zararlı bir toz. Bunun için 2017 yılında proje yaptıklarını söylüyorlar ama toz ortada. Bu yeni çekilen videosu da bizde mevcut olan bir görüntü. Bunun dışında burada aynı zamanda yine bakın bunu bir kenara koyduk. Bu bir. İkinci bir yazı var. Onu alalım. İkinci bir yazı var. Mutalar ham madde ocağı mücavirinde bulunan heyelanlı alanın rehabilitasyon faaliyetleri. Fabrikamıza uzun yıllardır hizmet eden mutalar ocağında işletme faaliyetleri sırasında ortaya çıkan suyun neden olduğu heyelan neticesinde oluşan tahribatın giderilip doğal bitki örtüsünün yeniden kazandırılması ve görsel iyileşmenin sağlanması amacıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji ve Orman Mühendislikleri bölümlerine hazırlatılan raporla doğrultusunda 3 aşamalı bir çalışma süreci başlatılmıştır. İlk aşamada ocak üzerinde kayma nedeniyle bozulan ve akmaya devam eden kilin ortamdan alınarak stabilinin sağlanması. İkinci aşamada son basamaktaki yüksek kalker aynasının kademelendirilmesi ve uygun basamaktan oluşturulması. Son aşamada ise akan kille
dolu materyalin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir demiş. Rehabilitasyon çalışmaları 3'te 2 oranında tamamlanmış olup 2016 yılı sonuna kadar çalışmaların bitirilip 2017 yılı ilkbaharında rehabilitasyon sahasının suni tohumlama metoduyla tamamen yeşillendirilmesi öngörülmektedir. Bize dönelim. Yine 2017. Şimdi bakın bu Mutalar ham madde ocağı dediği yer neresi biliyor musunuz? Bizim fotoğraflarda gördüğünüz. O fotoğrafta gördüğünüz dağ. Hani boşluk meşhur, var ya orada. Meşhur alan. Meşhur alan. Burası. Şimdi burayla ilgili yine 2017 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir proje hazırlanmış. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Ama bir 5 yıl geçmiş. Bir ağaç çakıldı. Oraya bir ağaç dikildi mi? Ve orası yeniden bir doğaya katıldı mı? Yapıldı mı bunlar? Hiç zannetmiyorum. Yapıldıysa da açıklasınlar. Kamuoyunun buna bilmek hakkı ve kamuoyuna bunu söylemeleri hakkı. Şimdi orada yazıyor ki su nedeniyle yani yeraltı suları nedeniyle orada heyelan oldu. Heyelandan kaydı. Bakın beyefendi oradaki bakın Yunus Bey oradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? Şimdi buraları bir dikey bir yatay dinamitleme olayı var. Şimdi dikey olarak yaptığınızda belli bir kısım gidiyor. Daha sonrasını iş makineleriyle alıyorsunuz. Ama yıktığınız yer sizin kontrolünüz altına giriyor. Ama yatay koyduğunuz zaman büyük bir kitle geliyor. O da nasıl geliyor? Yeraltı suyunun kaynağını değiştirdiği için. O zaman da ne oluyor? Büyük büyük toprak geliyor ve heyelana sebep oluyor. Yani bununla ilgili elimizde çok detaylı bilgiler ve belgeler var. Bakın bu iki belge Ünye Çimento'nun kendi sayfasında olan bir belge. 5 sene öncesinde. 5 sene öncesi. Şimdi Ünye Çimento'ya soruyoruz. Ey Ünye Çimento, bu millete tozu toprağı yutturdun. Parayı kendin cukkaladın. Tozu toprağı Ünye yuttu. Parayı kendin cukkaladın. Ama bunların cevabını bu senin sitende yazılan iyileştirmenin Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin açıklamış olduğu ve onlara yapmış olduğunuz proje ne aşamada? Burada tekrar geri dönüşüm oldu mu? Doğaya kazandırıldı mı? Rehabilite edildi mi? Bu bir. İkincisi orada depolama alanı var. Aynı şekilde diyorsunuz ki biz Klinger'in tozunu yükseltmemek için yeni bir şey kurduk. Tesis kurduk. Yapmıyoruz diyorsunuz ama tozlar görüyorsunuz. Yani o kadar uzaktan bu görülen tozun kitlesini düşün. Oradaki halini düşün. Oradaki halini düşün. Orada çalışanları düşünün. İş güvenliği ne durumda orada? Şimdi kafaya kask vermekle, bilmem ne takmakla bu olmuyor. Buna adam soluyor. Bakın. 10 numara. Şimdi bakın. Kasket de olmuyor. Bu kafaya baret takmakla olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi buradaki durum nedir? Bunu incelemek lazım. İş güvenliğine insanlar maske var mı? Oksijen tüpleriyle mi? Hayır. Girmiyorlar. Eminim buna. Öyleyse ispatlasınlar. Bununla geçtik. Çevredeki evler var ya. Bak burada bir vatandaş yazmış. Birazdan okursun. Bir metre diyor. Ne diyor? Bir metrekare faydası mı var diyor. Bakın burada haddinden fazla olaylar var. Tabiat olayları var. Habitatı bozuyor. Burada kurulan kapanlar var. Doğal o kapanlar var ya. Yapışkanlar, kapanlar. O bölgede cins hayvanlar var. Onların ölümüne sebep oluyor. Çünkü böcekti, börtüydü, ne bileyim oradaki bazı sürüngen çeşitleri yakalanıyorlar oraya. Ondan sonra ölüyorlar. Bak bu yönden de zararları var. İnsana var mı? Var. Hayvana var mı? Var. Doğaya var. Doğaya var mı? Var. Havaya var mı? Var. Yani zararlarını saymakla bitmez. Bunu da geçtik. Bakın bir saniye. Lafımı bir bitireyim. Bunu da geçtik. Bunun dışında Ünye Çimento'nun bir kere çöpten bile Ünye'ye borcu var. Yakıyorlar mı? Şu an yanmıyor herhalde bildiğim kadarıyla. Yakıyorlarsa söylesinler biz de söyleyelim. Yakıyorlar mı? Çöpü şey yapıyorlar mı onu söylesinler. Biz çok şey iddia etmiyoruz. Zaten çöp yakılacak diyor Ünye'nin başına şimdi, kaldı o çöp. Şimdi en basitini söylüyorum. İddia ediyorum. Ünye Çimento milyar dolarlar Ünye'den kazanırken Ünye'yi ne vermiş? Kaç kişi çalıştırmış? Eskiden vardı ama şimdi otomasyona geçtiler. Veya dışarıdan adam geliyor. Ünye'nin kaç kişi çalışıyor? Şimdi bunu da geçtik. Bu insanların sağlığı daha geçen de biliyorsunuz fırın patlaması oldu. Kaç kişi öldü? Biliyorsunuz bunları yaptık. Burada iş sağlığı, iş güvenliği ne derecedir? Orada girişte iki gösteri yapmayla bu olmuyor. Şimdi bu Klinger sahasında çalışan adamlar da bana göre maske kullanmaları lazım. Hatta normal maske de değil. Oksijen maskesi kullanmaları lazım. Bu
bunları kim, bunlara niye bir cevap verilmiyor? Niye böyle bir kabuklarına çekilmişler? Aristot havalarındalar. Hani ya biz marabayız. Ünye maraba. Tamam mı? Ünye halk. En alt tabaka. Onlar Aristot'ta yukarıdalar. Bunları bırakacaklar. Bu ünyenin ekmeğiyle siz yediniz. Kaymağını siz yediniz. Tozunu biz yuttuk. Tozunu biz yuttuk. Ünye çimantonun derhal ve derhal o topraklardan çekilmesi lazım. Niye çekilmesi lazım? Ünyenin tarihine bakalım. Ünyenin 2000-3000 yıllık tarihinde belki daha fazladır. İlk kurulduğu ünye oraya kuruldu. Ünye oraya kuruldu. 1987 yılında İrfan Tosun'un ünye ile ilgili çıkardığı bir kitap var. Bakın buradan ilk kez açıklıyorum. Belki 87 tarihlerde yanılabilirim. O kitapta kimlerin nasıl ricacı olduğunu biliyorum. Ama sakın burada tarih var. Ünyenin ilk kurulma yeri o alan, Cevizleri alanı. O alan diye deme. Dersen ünye çimontoda ekmek yiyen ünyeliler var. Bunların ekmeğine kan doğrarsın diye baskı yapıldığı dönemleri biliyoruz biz. Ünye çimontonun şu anda bulunduğu alan ünyenin ilk kurulduğu yerdir. Altında müthiş bir tarih vardır. Belki ünye çimontonun ünyeye kazandıracağı katma değerden daha fazlasını turizmde kazanırız. Bunu buradan Adnan Sobe en iyi bilenlerden biridir. Hasan Şimşek de bilir. Bilenler de bağlanabilir. Bakın, bilenler de bağlanabilir. Daha geçen de Toskopar mağarasının sınırlarına yaklaştılar. Toskopar mağarasının adı bile şey yapacaklar. Orayı bile mahvedecekler. Bakın ne diyorum. Ünye'nin, ilk Ünye'nin kurulduğu ve Göbekli Tepe gibi, Çorum'daki Alacaöğüt gibi müthiş bir şehir var orada. Müthiş bir arkeolojik merkez var. Ama bu Ünye'yi, Ünye'nin etini kemiğini yiyen firma, şirket oraya oturtulmuş. Oraya çökmüş. Bu firmanın, ya bu fabrikanın buradan bakın, buradan çekip gitmesi lazım. İçerilere doğru gitsin. Sanayi bölgesine de açılsın abi. Yani bugün iki. Bir saatten sonra çok zor. Öyle bir şey yok. Çok zor. Ne fabrikalar? Çünkü Ünye bakın, sayın zor. Fabrikasının üstü sayın, kadar altı var şu anda. Sayın zor. Ha, o yönden taşınamıyor. Çünkü taşındığı zaman kepazelik ortaya çıkacak. Taşındığı zaman rezillik ortaya çıkacak. Çünkü niye? Yerin kaç metre altındalar şu anda. O kepazelik ortaya çıkacak. Şimdi bir saniye dur. Şu... Ben kızımı almışken bir devam edeyim. Çimento'ya ilgili devam. Çok doluyum. Niye doluyum? Çünkü görüyorum bu rezilliği. İnsanlar zannediyor ki ya bunlar söylüyorsa demek ki namalanamadılar. Ondan dolayı. Yok kardeşim öyle bir şey. Yok. Onlar bizim bir işaretimizle veriliyor. Biz onun peşinde değiliz. Biz neyin peşindeyiz biliyor musun? Ünye Çimento'yu geçen sene dediğimiz gibi buraya bir proje yapın. Burayı güzelleştirin. Ünye'yle iç içe olun. Ünye'yle bağlarınızı kuvvetlendirin demiştik. Siz şahitsiniz. Yanımızda kim olduğunuzu da biliyorsunuz. İsim vermeye gerek yok. Evet. Şahit misiniz? Ben şahit. Bu dedim mi? Aynen. Dendi. Şimdi fabrikalar... Sosyal sorumluluk projesi. Evet. Fabrikalar taşırabiliyor abi. Oradan oraya bomba şey yapılabiliyor. Ama bu gitmez. Niye gitmez biliyor musun? Kalktığı zaman altından öyle kolay kalkamaz. Ne rezillikler oldu aşağıda, neler oldu belli. Bakın iddia ediyorum. Oradaki hayvanlara zarar veriliyor. İddia ediyorum. Su, oranın çok güzel su kaynakları var. Zarar veriyor. Çöpe ne yapıldı? Suya ne yapıldı? O bomba, dinamit atılan diye şeyler nasıl atıldı? O içeride neler oluyor? Ya cezaevine girebiliyor. Savcını alıp izin alıp girebiliyor. Oraya giremiyor biliyor musun? İşte giremiyor. Aynı sistemi keşke... Hani, ne yapıyorlar burada? Orada hani biz şey diyoruz ya, Avrupa'daki iş güvenliği gibi diyoruz ya, Avrupa'daki gibi diyoruz ya, bugün Ünye Çimento'nun yapmış olduğu taş ocağı aldın, kullandın. Avrupa'da acaba bu şekilde kelaynak gibi bırakabilir misin? Bırakamazsın. Hemen rehabilite edeceksin. Normalde bu şartta bunlar nedir? Bunların şartları? Tamam, birazdan bağlantıyı alalım. Tamam. Birazdan alalım. Şimdi burada ne yapması gerekiyor? Taş ocağını kullanacak. Bu alanı kullanacak taş ocağı olarak. Kullanırken ve kullandıktan sonrasında belli dönemlerde, belli periyotlarda aynı yeşillendirmesini yapmak zorunda. Doğaya aynı aldığı şekilde bırakmak zorunda. Sayın sözleşmelerine bakın böyledir. Ama bu sözleşmelerin üzerine
kim takip etmiştir, kimse takip etmediği için bu aşamaya sayı zormuştur. Buradan Ünye Belediye Başkanı'na sesleniyorum. O bir yemekte bir konuşma yapmıştı, hatırlıyor musunuz? Evet. Ne demişti? Ünye'ye katkısı var mı? Olduğunu söyleyemem demişti. Onun arkasında dursun. Öyle 1000 torba, 2000 torba veya şu kadar kilo çimento için Ünye'yi yarı yolda bırakmasın. Ünye'ye bu zararı verilmesini engellesin. Buradan belediye başkanına sesleniyorum. İlçe başkanına sesleniyorum. Bu rezilliğin sonunu getirin. Bakın bir sitemimde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün şube müdürüne Birol Taşkın'a. Birol Bey'i aradık. Birol Bey'e bu görüntüleri attık. Birol Bey'e telefonla ulaşmaya çalıştık. Sekreter artık kimse o çıktı. Daha sonra kendi telefonuna mesajlar attık. Birol Bey hala dönmedi. Çünkü niye dönmedi? Ya bunları anlatamayacak. Anlatmaya yüzü yok. Bize cevap veremeye yüzü yok. Bizi yok. Ya da kendini yukarıda görüyor. Çok yukarıda görüyor. Vallahi bugün sayın müdür. Ya adam gibi cevap ver. Kamuoyunu ilgilendir. Yani buradaki bizi ciddiye alıp alman önemli değil. Biz kamuoyunun adına soruyoruz. Burada 130 bin kişiyi ciddiye almak zorundasın. Ha almıyorsan da daha yine ne bakanı değişti? Sen söyle. Adalet Bakanı. Adalet Bakanı değişti. Yani bakanların dakikada değiştiği yerde senin de dakikada değişmen zor bir ihtimal değil. O yüzden diyorum ki kamuya borcunuz var. Çimento'da açıklamak zorunda, sen de açıklamak zorundasın. Bu millet temiz hava solacak. Bu millet topraktan temiz su içecek. Ve en önemlisi oranın arkeolojik olarak derhal sit alanı ilan edilip Ünye'ye, Ünye turizmine, kültürüne kazandırılması lazım. İddia ediyorum ya belki neler buldular attılar ya. Belki neler buldular da çöpe attılar yani, anladın mı demek istedim. Çünkü niye? Oradan çıkan ham madde daha kıymetli. Kesinlikle. Evet. İrfan Tosun ya varmış. Bağlandı mı İrfan Tosun abi? İrfan Bey'i bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bağlı mı? Şimdi bağlayın. Şimdi şöyle söyleyeyim. Olası şikayetlerde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü muhakkak ve muhakkak gerekeni yapar. Ama benim sadece kafamın takıldığı yer o kelaynak gibi duran yerin neden bir türlü ağaçlandırılmadı, yeşillendirilmedi, buna neden çözüm bulunmadığı noktasında. Mesele sadece öyle. Şimdi bununla ilgili atıyorum Çevre Müdürlüğü geldi dedi ki arkadaşlar burayı yaptınız, burayı düzeltmeniz lazım. Belki az önce okuduğumuz o metin vardı ya. Evet. 2016 yılı içerisinde yazılmış, 2017 yılında bunu yapacağız diye. Belki yıllık güncelliyorlar ya, işte bu sene yapacağız. Bakın işte projesini yapacak. Ya milletle dalga mı geçiyorlar? Bakın, ya? Projesini sayın zor, dalga mı geçiyorsun Allah aşkına? Ben şimdi merak ediyorum. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yapılan sözde ciddi grup. O proje neden hayata geçirilmedi? Maddiyatla ilgili bir sıkıntı. Evet. Yoksa başka türlü Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin elinden kurtulmaz o iş. Ona çözüm bulunur. Bir şekilde ağaçlandırılır, helen durdurulur. Her türlü önüne geçilir. Ama atıyorum normal düz bir alanda 100 liraya mal edersiniz de orada 300 liraya mal edersiniz. Ama kusura bakmayın buradan ekmek yiyorsanız buraya da neyse parasını harcayacaksınız. Evet. Düzelteceksiniz. Nasıl olsa kimse sesini çıkarmıyor denildiği niye zaman. Çıkarmıyor ya, niye çıkarmıyor abi? Niye Ünye basını? Hani sözde geçen de buraya bir ilçe başkanı geldi biliyorsunuz. İsmi lazım değil. 12 evet. Tane gazetenin içinde siz mi gazetesiniz dedi ya. Bir ilçe başkanı. Evet. İsmi lazım değil. Bu şimdi diğer 12 tane gazeteci nerede? Hadi buyur. Abi. Örnek veriyorum sana. Örnek veriyorum. Bazı olayları yazıp sonradan kaldıranlar var. Bu bizim içimizde olanlar da var. Neredeler? 12 tane gazete varsa madem sayın ilçe başkanı. Ünye'de 12 tane gazeteci varsa. Hani nerede 12'si ya? 12'si nerede? Bana birisi izah etsin. Bu Ünye çimento Ünye'de kanser gibidir. Yayıldıkça yayılıyor. Lütfen Ünye çimentonun yerini değiştirsinler. Eğer turizm kenti olacaksak, tarihi bir kent olacaksak oranın altında 2000-3000 yıllık belki 5000 yıllık ilk Ünye'nin izleri var. Orası düzeltilmeli. Orası yola getirilmeli. Bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Vereceğiz. Çünkü ben bu topraklara gömüleceğim. Kanserojen ifa eden topraklara yapmak istemiyorum kardeşim. İşte ona çözüm bulunması gerekiyor. Ne yaşamak istiyorum, ne yapmak istiyorum yani. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Zeki Fidan, Ünye Çimento, Ünye mahallelerine 1 metrekare beton vermiş mi? Gerçekten merak ediyorum. Hayırlı yayınlar demiş.
Zeki Bey teşekkür ediyoruz. Ben şöyle bir geçmişe gideyim isterseniz. Yaklaşık 15-20 yıl öncesi evet. Ünye Çimento Sapağı'ndan Cevizdere'ye döndünüz. Evet. O sapakla yani ışık, şu an ışıktan olduğu bölgeyle Toskoparan'a gelmeden hemen hemen Toskoparan arasındaki evet. alanı genellikle Ünye Çimento Fabrikası kullandığı için onun haricindeki yolu karayolları yapardı, asfaltlardı. O bölüme geldiğimiz zaman da ben çok iyi hatırlıyorum. Arabanın altı çıkıyordu neredeyse. Kasislerden kaçma yer arıyordunuz. Daha yeni yeni yapıldı. Güzel bir şekilde betonlaştırıldı. Hani betonun kitabını yazmış bir fabrikanın dibinde dök betonu. Gerekirse 10 metre beton dök. Ama adam gibi bir yol yap orada. O bile yoktu. Kendi diplerindeki yolu yapamamışlar. Ya bugün şu an belki yine oranın yapımı belki özür dilerim, kanallarına bağlıdır. Yani. Özür dilerim. Biraz heyecanlıyım bu konuda. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın bunların tutturdukları bir olay var sadece. Ünye Spor'a şunu yaptık, bunu yaptık. Bu kadar vaktinde para verdi. Ya kardeşim Ünye Spor'a para vermeyen mi var ya? Ünye Spor'a ben bu halimle bile kaç lira para verdim ya? Bununla mı övünüyorsunuz kardeşim? Tek bir söyledikleri Ünye Spor'a şunu verdik, bunu verdik. Siz bir kere Ünye'yi sevseydiniz, Ünye Spor bu durumlara düşmezdi. Yani daha yukarılarda olurdu. Ha gel şimdiki başka değil. Allah razı olsun. Daha iyi yerlere getirecek. Umuyorum inşallah. Hiç kimseye mutlaka etmeyecek. Ama tabii canım. Ama şu var. Bir okul mu yaptırdı? Ne bileyim bir şey mi yaptırdı? Bir yol mu yaptırdı? Ne yaptırdı? Ne? Ne yaptı? Onları da geç. Bunları da yapmak zorunda zaten. Burada örnek veriyorum. Şurada termik santral vardı değil mi? Daha yeni geldi. Okul evet. yaptırmadı mı karşısında? Aynen öyle. E şimdi şu da var. Bakın, bunlardan da mazgazan iyiler. Cihan Bey bakın. Bu Aristos havaları, Aristos havalarını bırakacaklar. Bu gibi bakın. Bakın bu havaları bırakacaklar. Bu gibi fabrikalar bulundukları bölgeye okul yaptırır, eğitim yaptırırlar, cami yaptırırlar. Hani yaptırmış oldukları o hizmetlerin de karşılığını zaten vergiden düşüyorlar. Düş bunu vergiden en azından üyeye bir şeyler kazandırır. Bakın bugün bu memlekette ciddi anlamda okul ihtiyaçları var halen de. Benim yani, hakkım bakanlığın yetişemedi inşaatlar benim gibi düşünen, benim gibi düşünen çok kişi var. Bugün bir anket yaptık. Biz bir haftadan beri yapıyoruz. Anketin %50'den fazlası faydası olduğuna inanmıyor. Ünye Çimento zararı olduğuna inanıyor. Ben kendi adıma söylüyorum. Ünye Çimento derhal ve derhal Ünye ile barışmazsa, Ünye'nin kaynaklarını sömürmeye devam ederse, aynı Afrika'da olduğu gibi biliyorsun Avrupalılar gelmiş yaparsa ve de bunu yaparken de burnundan kıl aldırmayıp halkı da hiçe yok yeri yok sayarsa hakkım helal olması kendi adıma. 133 bin kişiden biriyim. Benim hakkım helal değil. Benim hakkım zehir zıkkım olsun diyorum. Oraları düzeltmezlerse. Bakın oraları düzelteceksiniz. Ünye'ye yakışır bir hale getireceksiniz. Sonra bu millet nasıl organize sanayi taşınıyor, yer taşınıyor. Siz de bulun gidin abi. Taşıyın. Bugün dünyanın her tarafında fabrikalar taşınıyor. Doğru mu? Ya limana çöktüler. Oraya çöktüler. Oraya ya memleketin her tarafına çöktüler ya. Biz aslında var ya onunla bununla uğraşacağımıza var ya. Ünye'nin yerli şirket firmalarıyla uğraşacağımıza bunlarla uğraşmak lazım aslında. Ama basın, işte bizde öyle bir basın var ki. Ya basından ziyade bugün yerel yönetimlerin de yaptırımı olması lazım. Ben Hüseyin Tavlı'ya sesleniyorum. Kaymakamlığının, belediyesinin, siyasi partilerin, STK'ların şimdi birazdan bugün ticaret odasına sesleniyorum. Önce bakın, hayırlı olsun diyeceğim ama peşinden bir şey sorabilir miyim size? Başkanlığından bir şey sorabilir miyim? 82. il olmak kadar önemli değil mi sizce bu? Ya kesinlikle önemli. Yani bir yandan kaybolan bir şehriniz var, bir yandan il olmak için mücadeleniz var yani. İkisi de önemli kesinlikle. Evet.